27 Mayıs 2024 Pazartesi bugün bir başka video ile karşınızdayım. Dün gece İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği katliamı kısa bir şekilde konuşacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi 7 Ekim'de Gazze'deki olaylar başladığından bu yana İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırıları başladığından bu yana Gazzeliler kuzeyden güneye doğru göç etmeye zorlandılar. Yani güneydeki Han Yunus'a ve Refah kentine doğru göç etmeye zorlandılar. Şu anda da İsrail işgal güçleri geçtiğimiz kısa bir süre önce Han Yunus'a saldırı başlattıklarında yaklaşık 1.4 milyon sığınmacı refaha sığındı ve orada bir yaşam mücadelesi veriyorlardı. Ve son olarak bölgeyi gelişmeleri takip edenler bilir. İsrail işgal güçleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer batılı ülkelerinde desteğiyle refaha bir askeri operasyon, bir saldırı gerçekleştireceğini açıkladı. Bazı kamuoyunda haberler olsa da Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler refaha yönelik operasyona karşı çıkıyor diye. Biz bunun gerçekte bir yansımasını görmedik. Yani pratikte buna karşı olduklarına, gerçekten karşı olduklarına dair bir şey görmedik. Yani bir yandan buna karşı olduklarına dair evet bazı açıklamalar yapıyorlar Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler. Ancak diğer yandan İsrail'e askeri, istihbari, siyasi, diplomatik desteklerini de sürdürüyorlardı. O yüzden ben Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerin hatta bazı Arap ülkelerinin e, halkı Müslüman olan ülkelerinde İsrail'e bu konuda destek verdiğine şahit olduk bu süreç içerisinde. Dün gece İsrail işgal güçleri Refah'a işte o dediğim 1.4 milyon Filistinlinin sığınmış olduğu, orada yaşam mücadelesi verdiği bütün eksikliklere rağmen yani hayatlarını idame ettirebilecekleri temel ihtiyaç maddelerinden dahi yoksun oldukları bir ortamda oraya, oradaki çadır kentlere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Dün bombaların düşüş anları, sonrasındaki görüntüler gerçekten hiçbir aklın ve vicdanın alamayacağı boyutta şiddet içeriyor. Ben şu anda o görüntüleri de burada vermekten imtina ediyorum. Çünkü YouTube o görüntüler o görüntülerden dolayı kanala da yaptırım uygulayabilir. O yüzden videonun bu şekilde sadece kendi konuşmamdan ibaret olmasını daha uygun olacağını düşündüm. Burada çadır kentler hedef alındı dedim ve doğrudan çadır kentler hedef alındı. Yani İsrail her ne kadar biz orada Hamas hedeflerini vurduk vesaire diyor olsa da geçmiş dönemlik açıklamaları gibi çadırlar doğrudan hedef alındı. Ve yani cesetlerin neredeyse tamamı yanmış haldeydi. Yani insanları canlı canlı yakarak öldürdü İsrail dün gece. Bütün dünyanın gözü önünde bakın bu İslam alemini de artık bir kenara bırakıyorum. Bütün dünyanın, batının, doğunun, kuzeyin, güneyin artık bütün dünya Gazze'de neler yaşandığını biliyor, bunu görüyor ve buna rağmen yeterli sesi çıkartamıyoruz. Ve artık yani olay öyle bir boyuta gelmiş ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi öğrenciler dahi İsrail'in katliamlarına da lanetler boyuta gelmişler. ya yani Olay artık bu seviyede ve buna rağmen halen oradaki Müslümanlar katledilmeye devam ediyor. Bakın dün ilk gelen rakamlar 20 idi. Sonra 30 oldu. Sonra 35, 40, 45. Bugün rakamın 200'e kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Ve bu insanlar çok feci şekilde can verdiler. Yani cesetlerin birçoğu tanınmaz halde. Aynı olayın batıda yaşandığını düşünün. Ya bu çok e, yorgun bir kıyas olabilir. Yani bu kıyas çok fazla yapılıyor olabilir. Ancak mesela 40 kişinin öldüğü şu anda ifade ediliyor. Resmi olmayan kaynaklara göre. Bu da bir öğrenci servisi demek. Yani batıdaki herhangi bir ülkede bir öğrenci servisinin içerisindeki çocukların öldüğünü düşünün bir anda. Bu nasıl bir yankı oluşturdu değil mi? Bu tamamen e, Müslüman kanının e, önemsizleştirilmesinden kaynaklanıyor. Yani artık o kadar çok Müslümanlar ölüyor ki bu dünya genelinde kanıksanmış bir durum haline geldi Müslümanların ölmesi. 40 tane olmuş, 30 tane ölmüş, 1000 tane, 3000 tane bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Geçtiğimiz yayınlarda da bunu ben ifade etmiştim. Yani İsrail şu ana kadar Gazze şeridinde o zaman o dönem 30 bindi, şu an 35, 36, 40 binlere dayanmış durumda. Bir 40 bin daha öldürse İsrail gerçekten çok üzülerek söylüyorum bunun hesabını sorabilecek bir mekanizma yok, bir kurum yok. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen şimdi o konuya geleceğim. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı biliyorsunuz bunların aldığı bazı kararlar vardı. Bakın bu kararların e, alınmasının sonrasında İsrail bu saldırıları gerçekleştiriyor. Yani bu İsrail'in hem bir meydan okuması bu kararlara, uluslararası küresel düzene karşı bir meydan okuması ve aynı zamanda bu kararların yani uluslararası ceza mahkemesi ve uluslararası adalet divanında alınan bu kararların hiçbir işe yaramayacağının bir göstergesi olarak da ortaya çıkmış durumda. Filistin konusunda inisiyatif aldığını e, söyleyen bazı gerçekten hassasiyet sahibi insanlar e, bu konuları çok fazla gündeme getiriyorlardı. Yani uluslararası ceza mahkemesi, adalet divanı, işte İsrail yargılanacak, Netanyahu yargılanacak vesaire. Kararlar çıktı. Beklenen kararlar çıkmadı. Evet bazılarında. Ama baktığınız zaman bir e, aksiyon almaya başladı bu bahsettiğim kurumlar. Yine de bunlar İsraili durdurdu mu? Bunlar İsraili durdurmadı. İsrail bu kararlara rağmen halen bütün dünyanın gözü önünde yani katliam yapmaya devam ediyor. Ya bu o kadar açık bir şekilde yapıyor ki bir de bunu tüm dünyanın gözü önünde çadırları, insanların kaldıkları çadırları bombalıyor, insanları yakarak öldürüyor ve bunu biz canlı yayında izliyoruz. Yani buna rağmen artık alınacak inisiyatifin ne şekilde olabileceğini düşünmemiz gerekiyor değil mi? Artık gerçekten bugüne kadar ne şekilde inisiyatif al, almış olursa olsun herkes e, başını ellerin arasına alıp bir düşünmesi gerekiyor. Yani biz nasıl inisiyatif aldık ve bunun sonuçları ne oldu? Bunu biraz düşünmek gerekiyor. İsrail'in bu kural tanımazlığının bir anlaşılması gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler ülke bazında yani devlet olarak İsrail'e bir yaptırım uygulamadıkları sürece bu katliamların durması pek ihtimal dahilinde değil. Yani bu da Geçtiğimiz dönemlerde mesela bir gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri bazı silahların sevkiyatını e, ertelemişti oraya bazı e, bombaların sevkiyatını. Ancak e, onun haricindeki sevkiyatlara devam ediyordu. İstihbarat paylaşımına devam ediyordu. Siyasi diplomatik destek vermeye devam ediyordu. Yani biz bu silahları göndermesek de her türlü her şekilde İsrail'in bölgedeki güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz mesajını Biden yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri çok açık bir şekilde ifade ediyordu bunu. Yani e, bu aslında pek mümkün olmayan bir şey Amerika Birleşik Devletleri ve Batının İsrail olan desteğini kesmesi bir de burada tabii ölenlerin Müslüman olması meselesi var asıl zaten olay bundan kaynaklanıyor yani o ölenlerin değersizliğinden kaynaklanıyor tırnak içinde söylüyorum Batının gözünde o yüzden e, uluslararası ceza mahkemesi uluslararası adalet divanı ve benzeri kurumlarda alınan kararların İsrail için bir bağlayıcılığı olmadığını da anlaşılması gerekiyor yani İsrail'in e, gerçekten etki altında bırakılması, uluslararası bir küresel sistemin dışına itilmesiyle ve uluslararası bir tecritle ancak mümkün olabilir. Ve bu da mevcut küresel sistemde çok zor görünüyor. Bir de burada şunu ifade etmek istiyorum. Mesele Netanyahu meselesi değil arkadaşlar. Şimdi bazılarınız muhtemelen medyayı takip ettiğinde görüyordur. Bütün suçu Netanyahu'nun üzerine Atmak Netanyahu'yu tek suçlu Tek günah keçisi gibi göstermek e, Amacında olan açıklamalar Görüyoruz bunlar siyasilerin Açıklamaları yani bu açıklamaların e, Aslında hiçbir kıymeti yok Bu açıklamalar şu anlama geliyor Netanyahu yarın öbür gün İsrail Devletinin başından gittiği zaman Biz mevcut olan İsrail ile ilişkilerimizi tıpkı eskisi gibi Sürdürebilelim diye burada ortaya bir Günah keçisi çıkartılmaya çalışılıyor Ancak olay Netanyahu olayı Değil bugün Yahudi Devleti İsrail var olduğu sürece bölgede Filistinlilere yönelik ve bugün Filistinlilere yarın diğer Müslümanlara yönelik katliamlar sürmeye devam edecek. Yani bunu özellikle ifade etmek lazım. Mesele Netanyahu meselesi kesinlikle değil. Yani meseleyi Netanyahu özeline çekmek isteyenler inanın hedefi şaşırtmak istiyorlar. Bunlar siyasi bir takım çıkar elde etmek isteyen ülkeler odakların diyeyim planları e, olarak görmek lazım bunu ve kesinlikle e, bundan sakınmak lazım. Yani Netanyahu'yu hedef göstermek bir aynı zamanda hedef şaşırtmak yani. O yüzden bu konuya e, özellikle dikkat etmek lazım. Hem İsrail hem de İsrail'i bölgede tutan e, Arap rejimlerinin özellikle e, bunların ortadan kalkmadan ya yani bu bu ülkeler İsrail birlikte ortadan kalkmadan yani bu küresel sistem ...ortadan kalkmadığı sürece, değişmediği sürece e, Filistin sorunu muhtemelen çözülemeyecek. Yani başka türlü çözülemeyecek. Yani biz geçtiğimiz dönemlerde 7 Ekim'den sonra da 7 Ekim'den önce... ...yani yıllardır zaten Filistin meselesini konuşuyoruz ve söylenebilecek her şeyi söyledik. Yani bir 30 bin öldürmüş İsrail, bir 30 bin daha öldürse ondan sonra bir 30 bin daha öldürse... ...sizin de gördüğünüz gibi 7 Ekim'den bu yana şahit olduğunuz gibi bundan hesap sorabilecek mekanizma yok... Dün gece yaşananları işte aklınıza getirin yani göz göre göre e, çadırları vurdular çadırlardaki insanları vurdular bebekleri öldürdüler yani İsrail bunu e, yani 7 Ekim'den önce de yapıyordu zaten Gazze'de yapıyordu bunu Batı Şeria'da yapıyordu e, ve bebekler ölmesine rağmen biz bakıyoruz uluslararası kamuoyunda hiç yani bir ses yok yani çok cılız sesler haricinde hiçbir şey yok e, Yahudilerin hesaplarına bakıyoruz sosyal medyadaki bu ölümlere seviniyorlar. Yani kurdukları kanallarda, Telegram kanallarında, WhatsApp gruplarında vesaire çocukların ölmesine, hava saldırısında kafası kopmuş bir bebeğin ölümüne seviniyorlar. Yani bunu hangi akıl, hangi vicdana sığar bu? Yani biz daha önce böylesi bir kötülük gerçekten görmemiştik. Yani ben gerçekten uzun yıllardır savaş sahasını takip ediyorum. Çatışma ve e, küresel çatışma bölgelerini takip ediyorum. E, muhtemel risk bölgelerini takip ediyorum ama bu kadar gerçekten Kötülüğü içinde barındıran bir millet, bir kavim ben daha önce görmemiştim. Yani bugüne kadar böyle bir şeye şahit olmamıştım. Bu kadar fazla e, kötülük, yani gerçekten daha önce bilmiyorum tarih az şahit olmuştur böyle bir şey. Yani kafası kopmuş bir çocukla eğlenmek, Bununla dalga geçmek, e, işte bir tane Filistin'de eksildi demek vesaire bunlar gerçekten tarihte eşine az rastlanan kötülüklerdendir yani. Her ya dediğim gibi. Biz denebilecek gerçekten her şeyi söyledik bugüne kadar yani fazla bir söz kalmadı yani Filistin konusunda söylenebilecek buralarda e, benim tavsiye ettiğim şey Müslümanların İslam aleminin bağlı olduğu değerleri sonuna kadar savunması yani bugün baktığınızda e, nasıl ki radikal bir Yahudi e, fikirlerini sonuna kadar savunabiliyorsa yani biz Gazze'deki e, Filistinlilerin tamamını öldürmemiz lazım. Çocukları parçalamamız lazım. Bunları söylüyorlar biliyor musunuz? Bunları ben şu anda uydurmuyorum burada. Bunları söyleyebiliyorlarsa biz onlardan örnek aldığımız için değil. Yani bizim hak olduğumuz için bunu açık bir şekilde söylememiz lazım. Ancak bugün özellikle e, siyasal iktidarların etkisiyle Müslüman toplumlar üzerinde bir otokontrol sistemi gelişmiş durumda. Yani baktığınız zaman siz... E, haklı olan tarafsınız hak olan tarafsınız ancak doğruyu söylemekten çekiniyorsunuz ya işte diyorlar tek yol e, diplomasi diplomatik çözüm e, işte militarizmle çözüme varamayız İşte Hümanist söylemler geliştiriyorlar Bununla ilgili Hayır bunun çözümü çok basit ben geçen günkü videomda da söyledim. Hasan Saklana'nın izlediği yolla ancak Filistin meselesi çözülebilir. Yani başka türlü bu meselenin çözülemeyeceğini halen 7 Ekim'den bu yana idrak edemeyen varsa artık bu, bu olayı konuşmayı vesaire bıraksın. Gitsin bir yerde artık emekliliğini beklesin. Emekliyse de gitsin hayatını yaşasın yani. Çünkü bu olay bu şekilde diplomatik çözümlerle, iki devletli çözümle, işte Filistin devletinin tanınmasıyla orada iki devlet bir arada olacaklar vesaire bunlar gibi şeylerle Çözülmeyecekler. Bu söylediklerim de burada tarihe bir not olarak kalsın. Yani Filistin'de çözüm e, maalesef diplomasiyle veyahut da iki devletli çözüm ile veya da bunun gibi diğer e, diplomatik yöntemlerle mümkün değil. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu bize İsrail yıllardır gösteriyor. Gerek Gazze üzerinde gerek Kudüs'te gerekse Batı şeriada bunu yıllardır gösteriyor. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Yani videoyu da uzatmak istemiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.